Mercek'ten herkese merhaba. 2020 bitmek üzere. Yeni bir yıla adım atmak üzereyiz. Peki 2020'ye yani geriye doğru bir baktığımızda neler görüyoruz? Türkiye'de neler olmuştur, neler yaşanmıştır? Uzatmadan cevabı ben vereyim. 2020'ye baktığınızda AKP iktidarının onayı dışında pek fazla bir şey göremezsiniz. Neden mi? 2020 yılı AKP iktidarı için sansür yılı oldu da onun için. Ne yani 2020'de sansür oldu da 2019, 2018 ve geriye doğru diğer yıllarda sansür olmadı mı? Elbette oldu. O yıllar da sansür açısından önemliydi. Ama 2020'de AKP iktidarı bu konuda zirve yaptı. Türkiye'yi dünya klasmanında zirveye taşıdı. AKP iktidara gelirken 3 maddeyi önemsediğini, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğini vaat etmişti. 18. yılın sonunda her üçünde de rekorlar kırdı. Hem de Türkiye tarihinde hiç görülmemiş rakamlara imza atarak. Özellikle yasaklar konusunda her sene bir öncekine göre yeni tedbirler getirdi. Kurduğu sansür mekanizmasıyla Kuzey Kore diktatörünü kıskandırır oldu. Evet, AKP iktidarı dönüp dolaşıp 18 yıl sonra geldiği nokta bu. Bu yayında AKP iktidarının sansür konusunda 2020 yılındaki performansını masaya yatıracağım. Şimdi gelin AKP iktidarının 2020 sansür karnesine bir mercek tutalım. Gazeteciler Sendikası verilerine göre Erdoğan rejimi yazılı ve görsel basının tam %95'ini doğrudan kontrol ediyor. İşin ilginç tarafı medyanın %95'inin kontrol edilmesi bile AKP iktidarını mutlu etmiyor. Hala gerçekleri yazan, tabii mevcut Türkiye şartları içerisinde %5'lik bir medya vardı. Peki iktidarın medyanın %95'ini kontrol etmesi karşısında vatandaş ne yaptı? Halkın büyük bir kısmı gazete almaktan vazgeçti. Basılan milyonlarca gazete halka bedava dağıtılır oldu. Havuz medyası ve uzantısı olan kanallarda izlenmemeye başlandı. Ancak diktatörlüğün can sıkıcı bir yanı vardı. Muhalif akacak su deresini, mecrasını hızlı bulurdu. Burada vatandaşın imdadına internet alemi yetişti. Gerçekleri öğrenmek isteyen vatandaş için internet medyası can simidi oldu. İşte bu noktada AKP'nin şapkasından yeni tavşanlar çıktı. Kalan 3-5 internet sitesini erişim engeli veya davalarla sindiren iktidar artık mahkeme kararı gibi lüzumsuz prosedürleri aşacak formüller üretti. Erdoğan iktidarı şapkasından tavşanlar çıkarmadan önceki sansür yöntemi şuydu. Susturulması gereken site veya linke mahkeme kararıyla erişim engeli getirmek. Ama artık iktidar bu yetkiyi BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Erişim Sağlayıcıları Birliği, Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi kurumlara da verdi. Bunlara ek olarak öyle kurumlara da erişime engel yetkisi verdi ki herhalde eşi benzeri yok. Milli Piyango İdaresi, Spor Toto Başkanlığı, Jockey Kulübü ve Diyanet İşleri Başkanlığı. Bu kadar çok kuruma site kapatma hakkı verilince tabii ki rekorlar da ardı ardına geldi. 2020 yılı itibariyle Türkiye'de en az 450 bin site adı, 140 bin link ve 42 bin tweet Türkiye'de erişime engelli. Ve bu sayı her geçen gün artıyor. Dijital aleme yatırım yapan, iktidar içinde cız konulara giren siteler ya da sosyal medya hesapları bir anda radara giriyor ve farklı gerekçelerle erişimi engelleniyor. Ancak her zaman olduğu gibi AKP iktidarı yine bu konuda da büyük düşünüyor. Tek tek link avcılığı yerine artık sosyal medya devlerine cezalar yağdırarak yola getirmeye, kullanıcıların özel verilerini almaya ve bıktırıp kaçırmaya karar verdi. 2020 yılında kanunlaştırılan ve cezalarda ilk siftahı yapılan kanun bilinen adıyla sosyal medya yasası. 1 Ekim itibariyle uygulamaya girdi. YouTube, Facebook ve Twitter gibi büyükleri ilgilendiren yasayla bir şirket Türkiye'de temsilcilik açmıyorsa türlü türlü para cezalarıyla muhatap oluyor. Temsilcilik açmamaya da ısrar ederse arkasından yayın bandının daraltılması, reklam engeli gibi cezalar gelecek. Bugüne kadar sadece YouTube Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi.
Diğer sosyal medya devlerinden ise henüz ses yok. AKP iktidarı sosyal medya devlerinden temsilci bulundurma ısrarının sebebi şu. Herhangi bir durumda temsilciyi rehin almak, hapse atmak, şirketi bu şekilde tehdit etmek. Ayrıca şirket mahkeme kararı ile kullanıcı verilerini Türkiye hükümetine vermek zorunda kalacak. Bu durumda sosyal medya devlerinin önünde iki şık kalıyor. Ya direnecek ama o zaman yayın bant aralığı daraltılıp Türkiye'den fişleri çekilecek. Ya da iktidarın taleplerine boyun eğip havuzun bir parçası olacaklar. Neyse bu girişten sonra şimdi gelin 2020 yılına damgasını vuran AKP'nin duyulmasını istemediği ve sansürlediği skandallara bir göz atalım. Önce Erdoğan ailesinden başlayalım. Öncelikle artık Bilal'e anlatır gibi anlatmak yasak. Emine Erdoğan'ın 50 bin dolar civarındaki Hermes marka çantasını konuşmak da yasak. Ekonomiyi batırıp ortadan kaybolan damadın akıbetini konuşmak da artık mahkeme kararıyla mümkün değil. Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarına çektiği kıyaklar ve buhar olan milyonlar, Emine Hanım'ın kuzeninden talimatla fahiş fiyata alınan direkler, hatta danışmanların doğayı katletmesi. Bunları haber yapmak hep yasak. Ensar Vakfı ve Türkiye'yi de unutmayalım. Buralara aktarılan milyonları haber yapmak da hep erişime engel sebebi. Yandaş holdinglerde sansür düzeninden istifade edenler arasında haklarında çıkan pek çok habere anında erişim yasağı getirildi. Mesela ATV'nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası haberi. Mesela Kanyon'a milyarlık kıyak haberi. Mesela yandaş patronlara milyarlarca lira vergi indirim haberi. Mesela yandaşların yaptığı inşaatlarda yaşanan işçi ölüm haberleri. İktidar yandaş iş adamlarıyla istedikleri gibi ülkeyi sömürmeli, vergi borçları silinmeli, işçiler ölmeli. Ama bu haberlerin hiçbiri yayınlanmamalıydı. Sansür olur da AKP'lerin rüşvet ve yolsuzluk haberlerine olmaz mı? Tabii ki bu yılda en çok sansürlenen haberler kamuda yapılan akıl almaz hırsızlıklar oldu. Küçük bütçeli belediyelerdeki milyonluk ihale yolsuzlukları, büyük şehirlerdeki israf ve keyfi harcamalar, hatta bu yolsuzlukların yargıya taşınması bile sansürlendi. Yani erişime kapatıldı. Çifter çifter alınan maaşlar, hatta görgüsüzlüğün dik alaları, zevk ve sefa harcamaları hep erişime engellendi. Bunlar yetmezmiş gibi vatandaş kuru ekmek yiyorsa demek ki aç değildir diyen ve yediği kebapların parasını belediyeye ödettiği ortaya çıkan AKP'li Şahinti'nin bu haberleri de apar topar yasaklandı. Lüks jacuzzi'de sade vatandaşa fakirler diye hitap eden ve bunu videoya çeken AKP'linin haberine de artık ulaşılamıyor. Çünkü Şanlıurfa'daki mahkeme bu haberi de engelledi. Daha bitmedi. Erdoğan ailesinin korkulu rüyası Reza Zarrab'ın da adının geçtiği her haber engelleniyor. Bu sene yeni bir boyut kazanan büyük yolsuzluk ve rüşvet skandalına dair her haber itinayla internet dünyasından temizleniyor. AKP kadına şiddetin de konuşulmasını istemedi. Jet hızıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine yürüyen hukuksuz uygulamaların mimarı İrfan Fidan, milletvekili Ahmet Şık'ın gündeme getirdiği ve eşini döverek burnunu kırdığı yönündeki haberleri, hatta tweetleri dahi jet hızıyla engellendi. Kırıkkale valisi Orhan Çiftçi'nin eski sevgilisini ormana kaçırıp öldüresiye dövmesi ve kamu görevlilerinin karıştığı tecavüz haberleri mahkeme kararlarıyla engellendi. İktidar 2020'de yüzlerce habere yayın yasağı getirdi, sansür uyguladı. Halkın haber almasını engelledi. Ama içlerinden öyle bir tanesi vardı ki dünya çapında ses getirdi. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vaka ve hasta sayılarını sansürledi. Önce hastalığın Türkiye'ye girdiği gerçeği saklandı. Ama emekli orgeneral Aytaç Yalman ve eşinin
bu hastalıktan öldüğünün duyulması bütün hesapları bozdu. Koronavirüsün Türkiye'de hızla yayıldığı gerçeği artık saklanamaz olmuştu. Yaz aylarına kadar vaka ve hasta ayrımı yaparak ülkeyi güllük gülistanlık gösteren AKP, turizmde serbestçe seyahat edebilen ender ülkelerden oldu. Bunun sonucuysa oldukça ağırdı. Türk Tabipler Birliği ve CHP'li milletvekili Murat Emir konuyla ilgili birer açıklama yaptılar. Bu açıklamalarda Türkiye'de günlük korona vaka sayısının 30 binin üzerinde olduğu ortaya çıkarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka ve hasta ayrımı yaptıklarını itiraf etti. Ama bakanlık hala ölüm sayılarını gizliyor. Koronadan hayatını kaybedenlerin ölüm raporlarına bulaşıcı hastalık yazarak gerçek rakamları sansürlüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bildirdiği ölüm sayılarına bakarak Türkiye'de Kasım ve Aralık aylarında günde ortalama 1000 kişinin bu hastalıktan vefat ettiği anlaşılıyor. Resmi rakamlarsa hala 200'lü sayılarda. Yılın en taze, en yeni sansürlerinden biri de Türkiye'nin eski Brüksel Büyükelçiliği basın ateşesi ama aynı zamanda sözde Avrupalı Müslümanlar girişimi sözcüsü Veysel Filiz hakkında olandı. AKP ile yakın ilişkiler içerisindeki Veysel Filiz'in arabasında 100 kilo eroinle yakalanmıştı. İşte bu habere de erişim yasağı getirildi. Yılın en taze, en yeni sansürlerinden diğeri de yok artık dedirtecek cinstendi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın lise diploması sahte çıkmıştı. Hem de mahkeme kararıyla bu belirlenmişti. Önce sahte diploma haberine erişim yasağı getirildi. Daha sonra da mahkeme kararına erişim engeli getirildi. Böylelikle AKP iktidarı mahkeme kararına da erişim engeli getirerek sansürde yeni bir ilke imza atmış oldu. Evet, konuyu toparlarsak 2020 yılı için AKP iktidarının sansürde zirve yaptığı yıl diyebiliriz. Erdoğan rejimi zaten kendilerini rahatsız eden gazetecilerden yakalayabildiklerini hapse atmıştı. Yakalayamadıkları da yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştı. Benim gibi yurt dışına çıkan gazeteciler de boş durmadılar. Sosyal medya üzerinden gazeteciliklerine devam ettiler. Üstelik öldürülme ve kaçırılma tehditlerine rağmen. Çünkü AKP iktidarını bu yayınlar çok rahatsız ediyor ve derhal erişim yasakları getiriliyor. Yetmiyor, sosyal medya şirketlerini dize getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de kalan AKP'ye biat etmeyen bir avuç gazeteci de her an hapse girmek korkusuyla mesleklerine devam ediyorlar. Tabii bu hiç kolay olmuyor. Silivri'nin soğuk olduğu sürekli kendilerine hatırlatılıyor. Bir de sansür kapsamı dışında gizli sansür de var. Buna otosansür diyoruz. Burada korkular devreye giriyor. Bu korkular ile gazeteci artık hangi haberi yayınlaması, hangisini yayınlamaması gerektiğini çok iyi biliyor. İktidarın müdahalesine gerek kalmıyor. O zaman da sistem otomatik olarak işlemeye başlıyor. Böylelikle rejimin cız konularına asla giremiyorlar. Mesela kucağında bebeğiyle doğumhane kapısından hapishaneye götürülen kadın bile, nezarethanede işkenceyle öldürülen öğretmen bile, ağaç kökü yemek zorunda kalan KHK'lı bile haberlerine konu olamıyor. 2020 sansür uygulamaları açısından oldukça yoğun geçti. Türkiye sınırları içerisinde özgür basın diye bir şey bırakmadılar. Gelen gideni aratır derler ya, sanırım 2021'de 2020'yi çok arayacağız. Çünkü Erdoğan rejimi karnesine yeni suçlar ekledikçe sansüre daha fazla gaza basacak. Çünkü iktidarda kalabilmeleri yeni suçlar işlemelerine bağlı. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp daha fazla tam saha sansür uygulayacaklar. Toplumu havuz ve kontrol altındaki medya ile illüzyon dünyalarında uyutmaya devam edecekler. Ne zamana kadar mı? Milletin yeter demesine kadar.